Selam millet, Dedir Oyunlar'da tekrar birlikteyiz. Kardeşlerim, Jurassic World oyununa kaldığımız yerden çil çil paralarımızı toplayarak devam ediyoruz. Evet, en son turnuvalarımızı tamamlamıştık. Yeni turnuvalar gelmişti. Hatta oyuna çok büyük bir yenilik gelmişti, biliyorsunuz. Buzul çağı hayvanları gelmişti. Geçtiğimiz günlerde mamutla başlayan bu turnuvayla bunun zaten haberini almıştık. Devamında buzul çağı hayvanları geldi ama buzul çağı hayvanları maalesef ne kadar para o kadar köfte diyor. Şu anda buzul çağı hayvanlarını alabileceğimiz herhangi bir yer yok. Sadece peresini verip kartlarını satın alabiliriz. Siz peresini verip kartlarını satın aldıktan sonra buzul çağı hayvanlarıyla oynayabiliyoruz. O yüzden şu an için çok bir aksiyonumuz yok buzul çağı hayvanlarıyla. Biz kendi elimizde hali hazırda turnuvalarımız var efendim. Ondan sonracığıma yapacağımız maçlarımız var. Daha tamamlamamız gereken 23 seviyemiz var 75'e kadar. O yüzden şu anda çok bir işimiz yok bizim buzul çağıyla. Şurada gördüğünüz gibi iki yeni turnuvamız var, gayet güzel. Livarina var. Şurada bu mağaraya, mağara buza, buz ona buna falan diye, ama aynı nasıl bir zamanlar bizim şu su canlılarımız da yeterince yoktu. O yüzden onların turnuvasına geldiğimiz zaman şuradan efendim ben diyordum ki su canlısı iki tane vardı sadece. Üçü tamamlayamadın çıkamazsın diyordu. Onun gibi şimdi buzul çağı hayvanımız olmadığı için onun turnuvasına giremiyoruz. Ha, görsek nasıl olurdu? Güzel olurdu, hoş olurdu. Ama görmememiz de bizim için çok büyük bir eksik değil. Dediğim gibi elimizde hali hazırda devam ettirdiğimiz maçları oynayacağız. Bu arada parasızlık bir dönemler, biliyorsunuz. Artık paramız gayet güzel. Biraz daha dinozorlarımızı tamamladığım zaman ben güzel bir şöyle bir dizilimle güzel para veren dinozorlardan bir yer yapacağım. Siz kardeşlerimden gelen tabii design fikirleri var bana. Çok daha ileri seviyelere gelmiş kardeşlerimden profesyonel design fikirleri de geliyor. Çok daha basit design fikirleri de geliyor ama zaten genel olarak hani dinozorları koymak, efendim sonra şu dinozorların etrafını para veren, bonus veren kulelerle çevirmek çok genel bir yöntem. Hani onu yaparız ama hani bunu yapmak için de dinozorlarımızın biraz gelişmiş olması gerekiyor. Nasıl gelişmiş olması gerekiyor? Hemen şöyle söyleyeyim size. Plesaurus'umuzu şuradan play isteyelim. Ne oldu şimdi senin? Ha, senden bir tane daha oldu. Güzel. Senden bir tane daha olunca seni 20. seviye yapabileceğiz değil mi? Şuradan balığı acımasızca kaptı. Efendim 2 saatte yapıyormuş. Bitir dersem hemen bitirir misin? Bitirmedi. Bir kere daha bitir diyeceğim. Açıkçası çok bu sayfada bir dinozor kalsın istemiyorum. Çünkü şu anda videoda vaktinizi çalmayacağım sizin ama video sonrasında ben artık şu 25 seviye dinozor işini yapayım diyorum. Görüyorsunuz ne kadar da şanslıyız. Perecikler, DNA'cıklar gitti. 4 sefer hala olmadı. Efendim 5. seferde artık bu kadar yüzsüz değilsin, yaparsın diye düşünüyorum. Zaten istemese de olacak. Şurada küçük bir şey kalmış. Evet, bir üst seviye Plesaurus'umuz oldu artık. Bunu da şöyle play isteyelim. Şuradan da gelelim kendisine. Beste diyerek, bu yemekler bizim için hiçbir şey değil ya. Oo, biz Indominus Rex'i level atlatırken orada 50 bin lirayı falan gördük. Daha o hiçbir şey değil yani. Onun devamında daha neler neler, o Indominus Rex'i level atlarken daha bakalım bizden neler götürecek. Şunu diyordum işte, 12 saatte 18 bin para veririm diyor Indominus Rex, yani para kazandırırım diyor sana. Halbuki karnivorlardan şuradan, hatta hibritlerden Indominus Rex'i açtığım zaman diyor ki maksimum seviyeye ulaştığında 12 saatte 508 bin para verir diyor. Şimdi ben burada 12 saatte 18 bin para veren denen şeyin yanına %200 bonus alacak kadar şey koysam ne olur? Olur, 46 bin olur, 50 bin olur. Yani 12 saatte 50 bin yine para değil. Ama o 500 bin olsa biz onu 12 saatte 1,5 milyona çıkartmış oluruz. O zaman işte para demek. Dediğim gibi biraz daha dinozorlarımızın level'ları yükselsin. Ondan sonra bunu yapacağız. Şu anda şu küçük para kazanma mekanizmalarımız da bizim yeterince iyi çalışıyor. Bir şekilde bizi para sahibi, para pul sahibi yapıyor. Evet, daha fazla lafı uzatmadan hemen şuradan tournament maçlarımıza başlayalım. Öncelikle şu tournament maçı ilginç bir şekilde, dediğiniz gibi kardeşlerim, 51 galiba sonmuş. Çünkü rare veren bir şeye dönüştü. Devamında artık rare veriyor. O yüzden şu showdown maçıyla başlıyorum. Showdown maçı bana ne diyor? Required carnivore diyor. Only demediğine göre sadece gereken carnivore diyor. Yani bir tane carnivore'u buraya koyacağız. Bunu bir zorunlu koyacaksın sen diyor. Devamında da ne lazımsa onu koyabilirsin diyor. Ben bir tane de sarko koyuyorum o zaman buna. Bir de booster maçı. Booster maçı olduğu için daha fazla dinozor koymayacağım. Daha fazla dinozorumu kitlemeyeceğim buraya. Eksi 3 zırh, eksi 2 enerji, artı 1 enerji, artı 2 zırh diyelim. Şuradan startı verdim. Çok mu acaba delikanlıca bir şey yaptık ama 2 dinozor bence yeter. Bak bak, Indominus'umuza bak. Indominus aklını alır us diye geldi. Bir şöyle yapalım. Karşımızda da değişik değişik hibritler. Alevli malevli. Sen aynen öyle. Ben senin delikanlılığını sezdim zaten. Seninkilik saldırı yaparsın bana belli. Şimdi benim 3 oldum. Şuradan bana bir tane enerji ver diyorum bir dahaki tur için. Efendim sana 1,
İkilik saldırı yapıyorum. Bir de zırh bırakıyorum. Kuyruğu ağzına doğru geçirdim. Evet. Sen ikin var. İkilik saldırsan da beni öldüremezsin. Saldırdın. Çok güzel. Bu saldırıyı yapmana açıkçası mutlu oldum. Çünkü hiç shield'ı bırakmadın kendine. Böylece benim 4 enerjim oldu. Efendim ben bu durumda sana 4 enerjim olduysa eğer 1, 2, ah böyle vurunca olmadı. Şöyle vurup enerji çekiyorum. Sen artık Indominus'un suyu ısınsın. Sen artık Indominus'u indir. Zaten 2 kişiyi tokatlamış. Bir Spinaraptor onu feda etmek fena sayılmaz. Bir saldırırsa öldürüyor ama zırh verdim zannedip 2 saldıracak ne olur ne olmaz diye. Aynen öyle. Geriye 1 bıraktı kendisine. Sarkosukusumuz 30. level olduğu için çok hayın geldi. Bu hayınlığıyla iki saldırsa zaten öldürüyor. Bir de zırh olsun hadi. Kesin öldürdük zaten. Ki zırh vermemiş. Nasıl haince 5468 diye vurdu. Kıp kıp. Bu ikisi yetti de arttı gerçekten. O zaman şimdi DNA'mızı cebe indirip sıradaki maçımıza bakacağız. 45 DNA. Mükemmel. İki tane karnivor çıkar diyor şimdi benim karşıma. Şimdi sende şöyle bir hayım var ya. Ben o yüzden sana Indominus'u yine çekiyorum. İkinci karnivor olarak da sana zaten verebileceğim Dimetrodon kalmış bu saatten sonra. Sarko vermezsem sana ne veririm? Ichiostega verebilirim. Vereyim Ichiostega'yı. Ondan sonra şuradan boosterlarımı seçeyim yine. Efendim, eksi 2 zırh yeterli olacaktır. Eksi 2 enerji yeterli olacaktır. Yine artı 1 enerji ve artı 2 zırh diye veriyorum. 500-500 gidiyor paracıklar vallahi. 500-500 gidiyor. Raptor go! Bir enerjiyi cebe attım. Karşıdan yine bana bir ikilik saldırı gelir diye düşünüyorum. Lütfen gelsin. Aa, bu saldırıyı yapmaman beni üzdü. İki enerjiyi de cebe attıysan sen tehlikeli bir dinozorsun. O yüzden ben şuradan iki zırhımı kullanıyorum. Ve 3 enerjiyi cebe atıyorum. Evet. Tam tahmin ettiğim gibi. 2 enerji cebe atılmış. Şimdi nasıl bir saldırı geldi? Üçlük geldi. Ama bir hasar verebildin sadece. Zırhımıza takılı kaldın. Ne haber? Şimdi 6 var. Senin elinde 1 var. Sen şu 1, 2, 3'ü ye. Böyle ölüyorsun. Şöyle yaparsak zırh verdiysen yalan oluyorsun. Ben bir sonraki dinozora enerji bıraktıysan 3-4 olursa diye 2 zırh alıyorum. Evet. Enerji bırakmışsın kesinlikle. Uyanıklık yapıp. Tam düşündüğüm gibi 3-4 oldu. 4'lük bir saldırı gelirse oradan 2 zırhımızla hayatta kalmayı başaracağız. Ki 4'lük saldırı gelmedi. 2'lik geldi. Hiç hasar veremedi bize. Şimdi senin cepte 2 enerjin var bence. Ben o 2 enerjiyi şöyle bir yok edeyim. Tamam mı? Ondan sonra belki de bir enerjim vardı, bir zırh bırakmıştım, bilemiyorum. Şöyle yaptığımda seni öldürüyorum, bu da bir zırhın. Enerji çekmediysen bile sonraki dinozor gelip beni öldürebilir, o yüzden ben bir de enerji çekeyim. Ah, iki zırh bırakmış, uyanık ya. Vallahi uyanık. Şimdi dörtlük saldırı gelecek büyük ihtimalle oradan bana. Dörtlük saldırı geldi. Çakalca planlarını hayata geçirdi, Indominus'umuzu yedi. Ama bu sana bir kurtuluş sağladı mı? Hayır. Şu anda hiç enerjin yok biliyorum. O yüzden sana şöyle vurduğumda öldün. Sonraki dinozoruma da enerji bırakıyorum. Şimdi gel bize göster enerjini. İki de zırhımız var zannederek oyna bakalım. Şuradan ikilik vursan öldürüyorsun. İki de zırhımız var sandığın için bütün enerjini kullanacaksın. Aynen öyle. Ardından gelen su canlısı seni kıtıv kıtıv yiyecek. Kıtıv kıtıv diyorum. Sen şimdi buradan bir Ichiostega'dan bir çimçikiye bakalım öyle ha. 4752'lik. Gayet başarılı oldu kardeşlerim. Şimdi sıradaki maçımıza bakacağız. Çok güzel 45 DNA. Şu maça baktığımızda ne göreceğiz? Herbivore'la oynamamızı isteyen bir maç var burada. Boosted maç da değil. Arkasından kuş çıkartırsak zaten şunları biz zorlar gibiyiz. Bakalım tamam şuradan devam edelim. 3 karnivor getireceksin abi şu anda bana diyor. Şimdi bu karnivorlardan biri Indominus olacak zaten.
Üçü de karnivor olacak diyor. Dimetrodonumuzla Scomimus'umuz eşit değil ama eşitimsi. Eşitimsi Dimetrodon'u alsak mı acaba? Hadi almayalım ya. Şöyle çıkalım. O zaman boosterlarımızı biraz daha güzel kullanalım. Eksi 3 zırh verelim. Eksi 2 enerji verelim. Şu artı 2 enerjiyi çekeyim. Artı 4 zırhı çekeyim. Aralardan bunları çekip kullanalım. Spinoraptor çok hain geldi ya. Şimdi artı 2 enerjiyi hemen patlatıyorum. Hemen artı 2 enerjiyi patlattım. Bu tur için enerji veren kaliteli enerji bu. Spinoraptor'un hiçbir şeyi yok şu anda. 1, 2 diyerek Spinoraptor'u öldürüyoruz. Bir de zırh bırakıyoruz. 2 enerjiyle gelecek olan bir vatandaş var şu anda. Karşısında bir zırhımız var. İkilik saldırı yapsa bile o saldırının bir kısmını göğüsleyeceğiz. Birlik saldırıya bu 1 bıraktı. Bak bu çakalca bir hareket. Birlik saldırı yapıp 1 bıraktı. Ben bu durumda 1 enerji çekip 1 zırh veriyorum. Ooo enerji çekmiş uyanık. Üçlük saldırırsa öldüremez diye umut ediyorum. İkilik saldırdı neyse ki. Peki. Madem öyle. Dörtlük shield veriyorum. Hepsini çekiyorum enerji olarak. O da 4 çekmiş. Çok güzel. Bir dörtlük saldırı yaparsam bu oyun zaten Indominus'la teke tek biter. Oo, vallahi Indominus mahvetti. Şimdi hiçbir şey bırakmadı adam geriye. 1, 2, 3 onu öldürdük. 1, 2, 3 verirsem ölmem artık. 867 vuramaz bana. 2 de enerji saklıyorum. Görelim bakalım hasarını ama evet yani beni öldürebilecek kadar değildir. 3 de zırhım var yani dile kolay. Ve şimdi olacak olan rezilliğe bakın. Adam enerjisinin tamamını zırh çekti diyelim ki. Al sana zırh. Kaldı mı bir zırhın? Hepsini zırh çektiysen bile. Ve öldün. Hepsine enerji çekmiş. Boosted turnuva böyle bir şey işte kardeşlerim. 6732. Tek başına Indominus kazandı maçı. Tek başına kazandı vallahi. Ve Legendary pack'imizi aldık. 2100 DNA, 2100 DNA, Tarpit, Scaphognathus. Ama böyle devamlı farklı rare'lar vermen beni üzüyor. Devamlı farklı rare'lar beni neden üzüyor? Çünkü şu Scaphognathus açılmıyor. Yani açılmıyor derken bundan bir tane daha yanına koyup da onu büyütme şansımız yok. 1520'ye 861, 1752'ye 848. Daha iyi. Pterodon'dan daha iyi. Canı Pterodon'dan bayağı fazla. Hasarı çok az az. Pterodon'dan daha iyi. Bakalım para bakımından 21 saatte 170 bin veririm diyor. Aynen 21 saatte 170 bin veririm abi max level'da diyor. Pterodon 3 saatte 50 bin veririm diyor. Pterodon da iyiymiş aslında. Şu Niv'de neyi gösteriyor bize bir bakalım. Ha yeni bir şey satıyormuş da Diplodocus 50 bin yemek 500 DNA ne kadar kötü bir şey. Bu oyunun biraz para düzeni yapması lazım yani 15 liraya bunu vermek. Hani VIP olmak bir derece eyvallah da 15 liraya onu almak gerçekten çok büyük bir kazık. Şu parayı bir kere daha toplayalım. Gelelim sıradakine. Herbivore çarpı 1. Şimdi bana bir Herbivore çıkar karşıma diyor. Ama bu da galiba tabi required diyor. Yani bir herbivore çıkar diyor. Arkasından kuş koyamazsın demiyor. Biz şu kuşu bırakacağız arkasından böyle ona. Hediye olarak. Bu kuş iki taneyi döver aslında. Herbivore zaten onunla başa baş gider. Daha güçsüz bir kuş çıkarmak istiyorum o yüzden karşısına. Tamamlayıcı etken olarak. Eğer istediğimiz gibi bir dayak gerçekleşmezse. Sadece tamamlama açısından. Enerjiyi cebe atalım. Ama ikilik bir saldırı gelecek büyük ihtimalle bize. İkilik saldırı gelmedi. Tehlikeli. Bir zırh. İki enerji çekelim. Bir zırh bir enerji gelmiş. Çok güzel. Şimdi üç enerjisi var abimizin. Üçlük bir saldırı gelir diye düşünüyorum. İkilik geldi. Hala cebe atılmış bir biri var. Şimdi bizde bir beş var. Bir, iki, üç.
4 yaptığımızda öldürdük. 5 yapalım. Tamamını erdirelim. Aynen öyle. Zırhı varmış ama yalan oldu. Nundagosaurus. Hepsi hibrit. Hepsi hibrit. Şimdi 3'ün var. Göster enerjini. Göstermedi enerjisini. 2 shield, 2 enerji diyorum. Bak o da 2 shield verdi. Yine tamamen boş bırakmıyor kendini. 5'lik saldırabilir. 3'lük yine bizi öldürmez. 2'lik saldırdı. 3'ü cebe attı. Çok ilginç. Peki. Ben 1, 2, 3 shield verip 3 de enerji veriyorum. Madem 3'ü cebe attın. 1'i zırh, 2 kalmış. Şimdi karşımıza 6 ile gelecek. Tam tahmin ettiğim gibi. Bir 6'lık saldırı bizi kral idare eder. 4 saldırı yine 2 cepte. İlginç. 4 saldırı 2 cepte. Ben sana 1, 2, 3, 4 dediğimde ölüyorsun. Bu da 2 zırhın. Sen zırh vermemişsindir ya neyse. Aa vermiş. Hayret. Güzel. Arkadan gelen vatandaşın bonus enerjisi yok demek oluyor bu. Ama o 4 saldırırsa bizi alaşağı ediyor. Vallahi etti. Neyse. Zaten daha 2 dinozorumuz var. Ki şu bile tek başına aklını alacak şimdi onun. Gaga'yı bas. 4091 fena vurmadı ha. Bak şimdi nasıl? Halay çeker gibi var ya. Oh! Efe Efe. Ege'nin Efe'si. Ver DNA'mızı. Ver bizi eve gönder. 45 DNA'yı kaptık. Şimdi hala Herbivore 1 çarpı diyor. Bir tane Herbivore'unu alırım diyor. Herbivore çarpı 1 ise sen o Herbivore'u al. Ben bir de sadece Indominus'u canlandırayım sana. Indominus tek başına yeter gibi geliyor bana. Ama ne olur ne olmaz diye bir tane yine şuradan garanticilik yapalım biz. Alangosaurus sadece ölür de sona bir tane dinozor kalması gerekirse diye. Hani öndeki ölür sona dinozor bırakmamız gerekir diye bunu seçtim. Şimdi şu enerjiyi biriktirerek başlayalım. Ganosepalus. Birlik vurdu bak. Biri cepledi uyanık. Biri cepledi. O zaman ben de biri ceplerim. İki enerji çekerim. Oo enerjiye yatırım. Peki. İkisini birden cepledi. Sen ne çılgın şeyler yapıyorsun bakayım öyle ha. Ben bu adamı öldüremem. O yüzden şöyle zırh vermek zorundayım. Bir zırh bir enerji. Çok garantici oynuyor. Ufak ufak taktikler yapıyor. Ama abanırsan şimdi. Yo. Adam abanmıyor arkadaş. İnanılmaz şey oynuyor. Taktiksel oynuyor. Şimdi iki zırhın var senin. Ben sana 5 vurursam öldürmem lazım. 5 vurursam bence seni öldürürüm zaten. Hatta 4 vurursam öldürdüm. Bu da 2 zırhın. Bu da benim bir enerjim. 2 zırhı yok. İşte yani yaptığı çakallık ayıptır. Bu bilgisayarın yaptığı çakallık ayıptır. 2 zırhı yok. Hepsine enerji çekmiş. Şimdi 2, 3, zırh 4. Evet. Yani zırhım yok. Zırhım var diye varsayacak dedim. 4. 6'nın ikisi cebinde duruyor adamın hala. Bu seni öldürüyor. Bu da iki zırhın. Al bu da benim zırhım. Yine zırh vermemiş uyanık. Şimdi sen her ne yaparsan yap beni öldüremezsin yalnız. Söyleyeyim sana. Elinden geleni ardına koma. Ya böyle aciz taktikler yaparsın işte. Aha! Abo! Hiç tahmin etmemiştim böyle bir şeyi. Öldürdü ya adam. Ve biz bu hasarla onu öldüremeyiz. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bu çok büyük bir rezalet oldu. 263 katlana katlana asla 1700 olmaz ya 4 saldırıda. Vallahi olmaz. Hadi bir dörtlük de buna. Ah bu dörtlüğü vallahi yaptı adam. Ve ben 5'le acaba o seviyeye çıkabiliyor muyum? Vallahi bilmiyorum kardeşlerim. Hep birlikte göreceğiz. Ah son anda kurtardık. Indominus Rex'in canını nasıl 100 farkla geçti ya. Az kalsın rezil oluyorduk. Neyse. Buradan namusumuzu kurtardık. 45 DNA'mızı daha cebe attık. Herbivore çarpı 1 istiyorum diyor abi hala. Hala Herbivore çarpı 1 diyor. Peki.
Unaysaurus öne sadece enerji biriktirmek için koyacağımız bir şey ama ikilik saldırıyla 300-175 daha 450 bunun canını geçiyor. Bunu öldürür, bu olmaz. Biz bunu uyandıracağız. Koyacağız yine. Indominus'u da yine uyandıracağız. Indominus'u da koyacağız. 1800'lere gelince bu iş zor ya. 1800'lere gelince iş riske biniyor. Dimetrodon'u kaldıralım biz. Biz bu Dimetrodon'ları birleştirelim. Biz bir Dimetrodon da alıp birleştirelim. Yeni otçular yapalım. Etçiler yapalım. Çok etçil kaybettik. Indominus tek başına kale gibi duruyor ama onun haricinde etçilimiz yok. Biz çok etçil kaybetmişiz. Şuradan Dimetrodon'u da bir daha canlandıracağım. Yapacak bir şey yok. Yoksa riskli, tehlikeli bir yere doğru gidiyor maç. Şimdi tekrar planlarımızı, puanlarımızı iyi hesaplayalım. Senden bir ikilik gelir Baba Torik. Ha. Geldi tabii, gelmez mi? Şimdi bir ikilik daha gelebilir hepsini kullandığın için ve bir ikilik daha gelirse bizi öldüremiyorsun. Güzel, ben üçünü de biriktiriyorum. Hiç gelmedi. İkisini de enerji olarak aktardı bence bu. O yüzden bir dahaki tur 4 olur. Yo, 5 olur. 3 verip 3 enerji çekiyorum. Ah, bir zırh vermiş. 4 oldu. Abi ver 4'lük saldırıyı. 3'lük saldırı. 1 sakladın. Peki. 1 sakladın. Şimdi sana yapacağım hayınca saldırı şu. Bu da bir sakladığın bir. Bu da benim zırhım. Yine shield vermemiş. Bu bilgisayar beni çıldırtacak ya. Ya bilgisayar kaybedeceği bir şey yok. Nasıl olsa kayıp yok ortalıkta diye. Shield vermeyip abi full enerji saklayıp taktik yapıyor. Dinozoru feda edeyim sonrakiyle dalarım falan diye. Dörtlük bir saldırı yedik. Cepte var bir. O bir dahaki tur eder 5. 5 saldırı 3. Üç, 3'lük yeriz falan filan. Bir planlarımı yaptım bakalım. Aa, sen gerçekten çok terbiyesizce şeyler yapıyorsun ama. Yok abi sen o saldırıyı full yapacaksın bana. Sen o saldırıyı full yapana kadar ben sana saldırmam. Geç bunu geç. Vurduğun hasar değil. Şimdi elinde bir var değil mi? Elinde bir var senin. Peki. Bu seni öldürüyor. Bu zırh beni kurtarıyor mu bilmiyorum. Kurtarmıyorsa yine Dimetrodon'la karşılıklı kaldın. Ah bu enerji biriktirmeleri falan var ya. Çok çok yani çok kötü ya. Hile yapıyor. Bilgisayar var ya ölümüne hile yapıyor resmen. Şu enerji biriktirmeleriyle, bilmem neleriyle. Al bakalım. Bu seferki arkandaki senin dünkü çocuk değil. 2500'e oturtur böyle. Uyanık bilgisayarın oyunu buraya kadar. Ve Legendary'mizi kapmayı becerdik. Ve 2100 DNA. Ve işte bütün uyandırmaların parasını birdenbire kurtarıyoruz. Sukomimus. Galiba bizde olan bir şeydi Sukomimus. Bizde olan bir şeyse güzel. Bizde olan bir şeyse kurtardık. Sukomimus bizde vardı ya. Bir saniye yanlış mı hatırlıyorum? Bir ara Unaysaurus. Allah Allah yok muydu bizde? Ben sanki süper rare'lardan şeylere doğru sıralı dizmiştim. Evet yani burada yoksa yoktur. Demek ki yokmuş bizde. Sukomimus yokmuş, evet. Tarpitimiz var, %7 bonus. Onu bir şöyle bırakalım mı? Şöyle bıraksam, vallahi buraya kadar bonus verdirebildim ha. Böyle kalsın. Ondan sonra şuradan herbivorlardan karnivormuş Sukomimus. Pardon kardeşlerim, ben çok yanılmışım. Ben çok yanlış işlerdeymişim. Sukomimus var tabii burada. Peki o zaman. Ya şimdi şuradaki trade'lere bir bakacağım. Şimdi elimizde güzel kartlar varken şurada çok değişik trade'ler çıkabiliyor. Ama dinozorlarla alakalı trade yok.
Vallahi dinozorlarla alakalı trade'ler çok dandik. O yüzden biz şöyle bir şey yapacağız şimdi. Şuraya geleceğim. Birinci sırayı bizim dinozorlarımız var. Dandik dinozorlarımız. Onlarla dolduracağım. Çünkü ben o common'ları dediğim gibi birinci sırayı boş bırakmam lazım ki orada ben hızlı hızlı dinozorları 25. seviye, bak 40. seviye, 25 tane 40. seviye yapmaya uğraşacağım. Şimdi seni buraya hatch diyorum 10'a. Çok güzel 2 gün dedin. Seni buraya hatch diyorum 25'e. Çok güzel 1 günde bu dedi. Ondan sonracığıma. Şimdi yanılmıyorsam bir boşalmadıkça bunlar kaymayacaktı geri. Yani şuradan biri boşalırsa sadece yana doğru kayıyorlardı. O yüzden buranın boşalması bunları etkilemeyecekti. Şöyle bırakalım diyeceğim de daha değerli bir dinozorumuz yokmuş. Evet. Arkaya koyacak başka bir şey yok. Bir şunu da test etmek istedim. Şunu bir hızlandıralım bakalım. Diğer ikisinin gelmeyeceğini umut ediyorum. Bonitaurus'a. Şu 10 birleştir, 11, 20 birleştir, 21, 30, bir tane daha, iki tane daha, üç tane daha lazım. Hızlıca şöyle bir hesap edeyim dedim. Olmadı. Efendim, Pelicanimus'lar. Şu ikisi 20 yapar, bu ikisi 20 yapar. Sonra hepsi birden 30 yapar. 4 tane daha lazım. Peki. İşte böyle bir sıkıntımız var. Efendim, böyle bir sıkıntımız var. Bunlardan daha fazla lazım. Bunlar zaten evrilme zamanı gelmiş. Onları evirmemiz lazım bizim. Ondan sonra şurada var mı? Düşük seviye. İki tane dinozor alırsak eğer Majungusaurus 10, 10, 11, 20, 21, 30, 31, 40 diye gidiyorlar. Evet. Bir tane Majungusaurus buradan iki dinozora çıkartabiliriz. En ucuzu bu. Şuradan 1, 2, 3 tane daha alırsak eğer Utahraptor'u 40 yapabiliriz. Efendim kuşlarımız vardır kesin. Alankuva. İkisi 20, 30. 1, 2, 3 tane Alankuva alırsak aynı şekilde yapabiliyoruz. 1, 2, 3 tane eğer Colobrynchus alırsak yapabiliyoruz. Zaten Super Rare'ları falan böyle bir çalışma için düşünmemek lazım. Super Rare'lar biraz ağır abiler böyle çalışmalar için. Belki bir Pterodon alabiliriz. DNA'mız bu arada çok iyi durumda kardeşlerim. DNA'yı biriktirmemiz lazım çünkü hızlı bir şekilde bizim hibritimize bir kardeş almak istiyorum. 29 bin lazım. Bu arada gerçi biz bunu yaparken 2-3 bin DNA'mız kalmıştı. Çok hızlı bir şekilde 29 bine yaklaştık. Bir tane daha alabiliriz yani. Ama bunu 40 yapmak için 8 tane almamız gerekecek. Yani buna 30 bin desek düz hesap 240 bin DNA lazım bize. Birazcık zor olduğunu zaten söylemiştim kardeşlerim biliyorsunuz. Birazcık bu işler yalan demiştim size. Ben bunları uyutmamış mıyım? Bunlar niye uyumamış? Üçüncü level'dan devam ediyorlar. Peki devam etsin bakalım. Siz kardeşlerim her daim devamını görmek istediğinizi söylüyordunuz. Aha! Bug oldu galiba. Yemek gitti. Hiç ilerlemedi. Vallahi ilerlemiyor. Bir saniye o zaman biz bunları yapalım end training diyelim. Yavrum o kadar az yemek isteyip o kadar az ilerliyorsun ki beni gerçekten benden aldın yani. O kadar az yemek isteyip o kadar az ilerledi ki ben anlamadım yani. Birinde dur artık yani. Birinde dur yani. Bu Eco Pack'i ver artık bize. Çok güzel Eco Pack. Bir sürü özellik birden çıktı. Ama ben bunlara güvenmiyorum şu anda. Sanki bug'lı gibi hareket ediyorlar. Bu kadar az ilerlememesi gerekiyordu ya. Galiba bir değişiklik yapmışlar. Bir güncellemeyle siz bir çakallık yapmışsınız. Ben şüpheleniyorum sizden. Bir işler var bu işte. Ha, yarım elma gönül alma. Bir de buradan hemen ilk şeylerde hemen bir pekmek geliyor böyle. Aynen ben bir kıllandım. Bir terslik var bunda. Bir de en iyileri falan geldi. Ama yemezler. Ben buradan bir end training diyorum. Ha, hepsine tek tek end training demem lazımdı. Tabii ben geçen sefer galiba hepsine tek tek end training demedim. Peki, hepiniz end training. Hepiniz bir uyuyun şimdi. Tamam, rest ediyorsunuz değil mi? Aferin. Eyvallah, rest ediyorsunuz. Bir de şimdi şu tournament'a bakalım. Tournament ne diyor bize? 40. level legendary diyor. Bunların karşısında çıkaracağımız 40. level legendary'lerimiz yoksa bu biraz yalan.
O zaman bu dursun 40. level Legendary'ler. Biraz kartlarımız güçlendiği zaman oradan Rare Rare diye ilerlemeye devam ederiz. Şu görevimizi tamamlayacağız. Şu an için tamamız gibi görünüyor kardeşlerim. Bakalım şurası da değil mi, daha açılmadı. O zaman şu video için yaptığımız aksiyonlarımızı artık sonlandırabiliriz. Ben dediğim gibi bir dahaki videoya kadar şurada biraz Get Dino diyeceğim. Şöyle kuşları koyacağım. Zaten 10 diyor speed up'ına, 10 diyeceğim. Hızlandıracağım ve bu şekilde devam edeceğim. Herhalde bir 3000 DNA falan harcamam gerekecek zaten bunun için. Bakalım neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Evet kardeşlerim, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeniyorum ve paylaşımlarınızla destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. İzlediğiniz videoyu beğendiyseniz ve devamından haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Bunun için abone ol düğmesine basmanız ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedeli Oyunlar logosuna tıklamanız yeterli olacaktır. Diğer sosyal medyalardan da kanalımızı takip etmek isterseniz ana sayfadaki logomuzun üzerindeki linkleri tıklayarak Steam, Facebook, Instagram ve Twitter üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Videolar kısmına tıkladığınız zaman geçtiğimiz seneler içerisinde kanalımıza yüklenmiş olan 1000'den fazla videoya ya da isterseniz oynatma listelerinden düzenlenmiş olarak serilerin içinde bulunduğu oynatma listelerine ulaşarak geçmiş videoları da izleyebilirsiniz. Eğer yayınladığımız bir video hakkında ayrıntılara ulaşmak isterseniz videonun hemen altındaki daha fazla göster kısmına tıklayarak o videonun linkine, daha önceki yayınlanmış olan videoların oynatma listelerine ve sosyal medya platformlarındaki sayfalarımızın kısa yollarına ulaşabilirsiniz. Eğer kanalımızı gerçekten beğendiyseniz ve bu güzel duyguyu arkadaşlarınızla da paylaşmak isterseniz bunu bu sayfa üzerinden herhangi bir yerden yapamazsınız. Bunun için dışarıya çıkmanız, arkadaşlarınızın yanına gitmeniz ve Dedeli Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmanız gerekmektedir. İzlediğiniz için teşekkürler.